Şimdi içli köfteden sonra pideli köfte geliyor. İki köfte bir arada. Pardon. Hatice Hanım, siz az önce içli köfte tuzu iyi geldi bana. Ben hiç bana göre tuzu iyiydi yani. Yanaşmaya mı çalışıyorsunuz? Tuzu değil, bana da iyi geldi. Yanaşmaya mı çalışıyorsunuz? Ben kime yanaşayım? Ben aldım puanımı falan tamam, ya. Tamam, ben yanaşmaya çalışıyorsunuz. Niye yanaşayım? Ben aldım hem puanımı. Hem de Elif'e. Niye yanaşsın? Ben aldım puanımı. Yani ben içli köfte sıfır tuz. İçli köfte tuz alamadım. Hatice Hanım tuzu bana gayet ama iyi geldi. Ama bir dakika, olmuşa olmuş diyeceğim, olmamışa olmamış diyeceksin. Ben niye yanaşayım Elif Hanım'a? Ben puanımı almışım. Ben ona yüksek vermeye mi çalışacağım yani? Kendi ayağıma mı sıkacağım? Ne alaka? Ne kadar saçma. Saçma. Ya bir şey söylüyorsunuz, altını doldurun ya. Tamam da Hatice Hanım, adaletsizlik yapıyorsunuz. Sizce benim masam dün 5 puanlık bir masa mıydı? Evet. 5 puanlık bir masa mıydı? 5 puanlık bir masa. Sizde vicdan yok, vicdan yok. Vicdan olsa en az... Vallahi vicdan yok, billahi yok. Sizin tartışacağınız kişi ben de Hatice Hanım değiliz, tamam mı? Sizin tartışacağınız kişi biri burada, biri evet, de orada. Evet, aynen öyle. Ya kendi yorumuna göre en az da bir puan verdi yani. Ya ben 2 puan verdim. Bana niye geliyorsun sen? Niye 5'e kızıyorsun? En azından bir puan verdi diyor. Yok ama hiç beğenmedi. Eleştirdi beni. Ha o zaman. Eleştirdi. O zaman ben de iğneleseydim olmuş olmamış deseydim. Söyleseydim beni zoruma gitmezdi. Şu güzel olmuş. Siz dün hiçbir şeye cevap veremediniz ki. Siz orada oturdunuz böyle. Elinizi koydunuz. Bir güzel. Ondan sonra gelene he tamam o oldu. Ne yapardın? Göbek mi atsaydın? Ne yapabilirdin? Neye göbek atsaydın? Masanızı savunsaydınız. Siz dün savunacaktınız. Ben vicdanlı olduğum için kendi karşımdaki de vicdanlı... Siz dün savunacaktınız. Ben vicdansızım, var mı bir diyeceğim? Bence vicdansızsınız zaten. Allah Allah. Öyle demeyelim birbirimize. Gene 5 verdi ya. Ya bir emek var yani Zuhal Hanım, emek var. Ya ters tepiyor Zuhal Hanım. Ama emeğe puan verdi işte 2 puan. Ters tepiyor yani kalkmış 4 ve 3 var. Ömer Bey'de en az 6 puan bekliyordum. Ömer'den ama sen dün 5-6 bekliyorum dedin zaten. Tamam da zaten ben röportajda 7-8 dedim. Sonra indi. Geldim onları gördüm. Yani o suratlara, bir suratlara bir baktım. Dedim bunlar kesin çıkmaz bana bunlardan 7-8. Ya en az da bir emek var yani burada. Verdim ben efsaneyim zaten. Efsaneyim demek de olmuyor. Efsaneyim dediniz, balon çıktınız. Ona kalırsa ben balon çıkmadım. Ben yine efsaneyim. Ben efsaneliğimi her yerde konuşturuyorum. Birbirimize balon. Ben efsaneliğimi her yerde konuşturuyorum. Zuhal Hanım, ona kalırsa siz de benim masamda dediniz ki 3'ten başlatabilirsiniz dediniz. Bunu size bırakıyorum. Sen, ben senin gibi en az da ben o masaya 5 çeşit 10 çeşit yemek getirdim. Sen bana ne getirdin? Ben de 7 çeşit. Ne getirdin bana? Nasıl ne getirdin? Beni aç bıraktın. Ben kendimi zor eve attım bak, ya. Bak benim canım sıkma. Bağırmayın. Seni gerçekten bak. Ne yaparsan. Ayarlarımla oynama benim. Sakin ol. Kalkmışım en yükseği ben vermişim. Bir de kalkmış. Ömer Bey haksızlık yaptın bana. Siz de haksızlık şu yaptınız. Şu anki aklım olsaydı yemin ediyorum 1-3'te ben basardım. Keşke 3 bassaydı. Yemin ediyorum 1-3'te ben basardım. Keşke bassaydı. Şu anki aklım keşke olsaydı. Keşke bassaydı. Aynen öyle. Keşke bassaydı. Sen şimdi kızgınlıkla söylüyorsun. Üçlük değil. Şu üç veren ağlıyor zaten. Bir 3 daha ben verirdim. Keşke bassaydın. Keşke bassaydın, zoruma gitmezdi bu kadar. O zaman balon nasıl patlardı görürdük. Birbirimize balon öyle şeyler söylüyor. Öyle kelimeleri lütfen kullanmayalım. Kalkmış burada adaletsizliğin dibini yapan bir kadın oturuyor. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Pazartesiden beri de 5 kişi memnun edemiyor. Ya bir şey söyleyeyim. Her şey... Dur, Ömer Bey siz ben zaten... konuşamıyor musunuz? Benim adım geçmeden konuşamıyor. Ben zaten Devran Hanım'da puan beklemiyordum. Senden bekliyormuş. Benden bekle. Ben senin beklentini karşılamak zorunda değilim. Hayat böyle bir şey tabii, kimse kimsenin beklentisini karşılayamayabiliyor maalesef. Bazen ben hayaller suya düşüyor. Ben buraya seni memnun etmeye gelmedim. Ömer Bey bir şey sorabilir miyim? Siz tartışmalarınızın içinde ne olursa olsun benim adımı geçirmeden cümle evet, kuramıyor musunuz? Evet, masadaki en adaletsiz kişi olduğunuz hayır, için. Hayır, gayet evet, de adaletliyim. Masadaki en, bakın, en dili benim... sivri kişi olduğunuz için. İyi ki de öyleyim. Ömer Bey, kesinlikle katılıyorum. Boş konuşmak, boş konuşmak doğru konuşmak değildir hanımefendi. Hayır, en azından ben konuşmalarımın arkasını ya dolduruyorum. Ya Devran Hanım, bırakın ya. Ben ne yorum yaptıysam ona puan veriyorum. Biz yarın göreceğiz o doluluğu. Tamam, yarın görürsünüz. Yarın göreceğiz. Yarın benim günüm, onu yarın konuşalım. Türkan Şoray'ın deyip sallanmayla olmuyor böyle. Ben mutfakta da öyle sallanırım. Siz merak etmeyin. Göreceğiz aynen. Yarın çok sallanma da hızlı ol. Esas balon Devran Hanım. Bakalım onu göreceğiz nasıl olacak. Ne diyorsun pembe ya? Pembe balon. Bak şimdi gene balonu. Hadi canım ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle şimdi bakalım. Ben o okullu arkadaşınız gibi ne ben yaparım, ederim, şöyleyim, böyleyim demedim. O zaman ben siz de iyi yemek yaparım. Dur, dinleyelim hemen. Bölmeyin beni. Ben iyi yemek yaparım. Ben kendime güveniyorum. Başarabileceğime inanıyorum dedim. Bakın. İkisini birbirine karıştırmayın. Arkadaşımız ben gastronomi okudum, ben aşçılık okudum, yaparım, ederim dedi ama yapamadı. Neyi yapamadım? Kime ben göre yapamadım? Burada gayet güzel lezzetli. Bir saniye, Elif kabul etmiyor ki yapamadığını. Neyi yapamadım çorba diyor. Çorba gayet güzeldi. Vallahi çorbanız da güzel değil. Burada içli köfte yiyorlar, beğeniyorlar. Evet. Siz niye beğenmiyorsunuz? Siz niye beğenmiyorsunuz anladın mı? Normalde beğeniyorlarmış. Bahane buluyor.
İçli köfteyi de beğenmediler ama içli köften maalesef yani gösterdim çatlaklar patlaklar var, olmamıştı. Ona kalırsa siz de Elif Hanım'ı katmadan bir kelime kuramıyorsunuz. Alakası yok, onun bana okulu, sordu ben söyledim. Onun diploması, ama, onun osu, bakın, busu. Evet siz çok şey yapıyorsunuz, takılıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Size bu arada teşekkür ederim, iyi ki hatırlattınız. Elif Hanım diplomanızı getirdiniz mi? Getirdim getirdim, merak etme. Aa. Getirin gösterin. Şimdi göz geliyorum, hemen yani geliyorum. Yani zaten o diploma varsa o diplomaya gözünüze rağmen bu yemeği nasıl Devran çıkardınız Hanım. Hakikaten sesiniz şaşkınım. Sesiniz kesilecek artık. Diplomayı artık sesiniz kesilecek. Yani diplomanız var. Gözünüze sokacağım. O diplomaya rağmen bu menüyü çıkardınız ya, yazıklar olsun size. Ya sizi de göreceğim. Benim diplomam yok. Çıkaramayacaksınız. Bakın, susun bence. Bu masada kimsenin diploması yok. İyi kötü insanlar ortaya bir yemek çıkardılar. Ya ben diplomam var demedim ki. İlk günden beri. Ben çıkaramadım mı kardeşim? Yetiştirdim. Bir şey söyleyeceğim. Ana yemeğini yemedik daha. Ne bu peşin hükümlülük? Ama evet, içli köfteden zaten yapamadın, yazıklar olsun geliyor. Falan. Ya, tamam. İçli köfteden. Şimdi yemin ediyorum. Bir deli köfteyi hak etmiyorsunuz. Dur şimdi. Kızın ana yemeği var. Yani 10 dakika oldu. Bu arada servis süresini geçtik mi? Merak geçtik ediyorum. Geçtik mi? İçli köfte en az 8. dakikadayız. 8. dakikadayız. 2 dakikası kaldı. Pideli köftenin yanında ne vardı? Pideli köftenin yanında salata var Zuhal Hanım. Ne salatası? Mevsim salatası. Mevsim salatası var. Benim salatamı eleştirmişti ya, aynısının ismi farklı. Mevsim salatası. İsimden senden puan kırmışlar. Aynen salatalarda öyle. Salatalarda bir değişiklik arıyor olsaydınız benim salatam en mısır, farklısıydı. Mısır evet. Evet. Efsaneydi. Evet. Aa, patlamış mısır salatasını. Hoş Fuat. Patlamış mısır salatasını saçma buldu ama. Ben çok saçma buldum ya. En azından limonsuz. Kendi gibi patladın zaten. Bana balon diyorsunuz, baba, bence siz balon gibi patladınız. Sizsiniz bana kimse çat patlamadı burada. Mısırlar patlıyordu masada. Patlayan sizsiniz. Girdiğimde ben efsaneyim. Ben efsaneyim, efsaneliğimi konuşturdun, masamı çok getirdin. Çok konuşturdunuz. Her şeyimi hazırladın. Oradaki bak sunum, sunum o böyle fişekler evet, yana yana. Evet çok güzel. Oradaki efsane şey oydu zaten. Zaten aynen öyle. Çırgınlığım da o Ömer Bey. Zaten ben de dedim ki yarışmaya mı geldik, doğum gününe mi geldik, hediye alırdık gelirken. Kimin evet, doğum günü? Sizin hediyeleriniz puanlarınızdı Devran. Hediyelerinize ihtiyacım yok çok şükür. Ben çok kendim elime hediye alabiliyorum. Sizin zaten bir şeye ihtiyacınız yokmuş. Hiçbir şeye ihtiyacım aynen, yok. Aynen dünkü menüyü bir şey söyleyeceğim Fuat, gel konuyu değiştirelim. Eşine hediyeler alır mısın, sürprizler her zaman, yapar mısın? Her ha. Zaman yaparım. Romantik ben burada misin? Bir şey söyleyebilirim zaman. Söyle. Ben eşimi çok seviyorum. Ay Allah bozmasın. Adı ne? Ajda. Aha söylemişti Ajda Hanım'a bizden sevgiler sen mi? Kaç yıllık hayat arkadaşın? 10. Maşallah. Evet. Hala aşık mısın? Ben... Doğum olsa, günleri, evlilik yıl dönümleri, bayram, seyran, anneler günü hediyesini alır mısın? Hepsini alırız o ne şanslıymış vallahi, Ajda. O da sana alır mı? O da aynı. Karşılıklı vallahi. En son ne aldı sana hediye? Vallahi en son bana bundan 9. ayın 5'inde benim doğum günümdü. Nice senelere. Çok teşekkür ederim sağ olun. Doğum günü hediyesi bana geldi Ajda Hanım'a. Gerçekten güzel bir gömlek almıştı. Ay ne güzel sağ olsun. Kendisine teşekkür ederim çok teşekkür ederim burada. Allah bozmasın. Allah razı olsun sağ olasın. Bak ne düşünceli erkek karısının özel günlerine. Başlamazsanız sevinirim. Çünkü tereyağı sunumu yapacağım. Ha tereyağı getirecek. Jostlatacak demek tereyağı. Bu bıçağı ben kullanmadım. Kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Ama şimdi ihtiyacın olacak. Evet sana olacak. Bana bir tane daha getirir. Hatice bıçağını düşürdü de Elif. Ona tamam. Bir tane bıçak getirir. Bir tane de çatal verebilir misin? Acaba evet. Pidesini kendisi mi yaptı? Onu çok mutlaka, merak ediyorum. Mutlaka herhalde canım. Bence hazır. Onu da hazır hamur makinesi yapmıştır. Gerçi hazır hazır yok ya belli zaten. Hazır. Tereyağı isteyenler var mı? Zaten hazırlığını da geçtim ben. Alıyorum döküyorum. Kızarması lazım pidenin altındaki. Yeterli. Yağda kızartmak lazım onu önce bir. Tadın bence. Ya tatmadan ben sana olacağı söylüyorum de. Tadacağım tabii ki. Yeşil Bursa'mızın İskender'i. Siz ne istemişsiniz Hatice Hanım? Ben bir tane çatal bir tane de bıçak alabilirim. Tamam. Evet, buyursunlar.